Evet. Canlı yayın başladı. 10 dakika sonra Facebook'ta görünür. Sen de görürsün. 10 dakika mı? Saniye, pardon, karıştırdım. 10 saniye içinde. Sayfayı yenilersen görmen lazım. Ben de diğer profilimle Tamam, ben şimdi. sen Facebook'a başla. girdik. Murat Batuhan Baba'ya girdik. Canlı yayını diyor gözüküyor. Daha başlamadı. Hadi. Sen görebiliyor musun? Daha bir canlı manlı bir şey başlamadı. Sadece resim gözüküyor canlı yayını diye. Bir dakika. Bir de ben bakayım. Evet, başladı Mustafa Hoca. Sayfayı yenile, göreceksin. Yeniledim. Komple aç kapat yani. Göreceksin Murat Yatağan Baba'dan. Ben şu anda görüyorum kendimi. Abi komple 50 defa yeniledim. Ya kendini görüyorsun da canlı yayın şeyi butonu yok. Var. Canlı Şey da yazıyor. canlı yayını yazıyor o kadar. Tamam. Paylaş mı yok? Ha, şeymiş. Kendime Müslüman, sadece banaymış. Şimdi tekrarla olacak. Şimdi herkese açık yaptım. İyi ki gördün, hatırlattın. Sağ ol. Şey Şimdi anlatıyoruz ama tekrarlayayım. Şimdi dinlediğim görmen yok. lazım. Tamam. Halloldu değil mi? Tamam. Ben de diğer profilimde paylaşayım. Evet. Üçüncü canlı yayınımıza da hayırlısıyla Hadi başladık. Değerli izleyenler, Mustafa Tahir Hoca'yla Facebook'taki üçüncü canlı yayınımıza başladık. Mustafa Hoca paylaştı. Ben de diğer profilimde paylaşayım. Oradaki insanlar da görsün. başladın mı? Başladınız mı? Başlamış olmasan. Bir de seni kontrol edeyim. Sen görünüyor musun? Bir saniye Mustafa Hocam. Sen de görünüyorsa operasyon tamamdır. Evet. Sen paylaşmışım. Ben Senin profilinde paylaştım, değil mi? görünüyor. Senin Ben profilinde görünüyor. tamam. Şimdi insanlar oradan Tamam, görüp ben şimdi geçiyorum şeye. Tamam. Şeyden kapattım. Facebook'u kapat artık sen. Orada işin Tamam. kalmadı, hallettin. Tamam, hadi başlayalım. Birkaç kişi daha gelsin bir dur. Ondan sonra. Daha çünkü onar saniye arkadan geliyor ya. Geliyorlar, geliyorlar. Başladı. Değerli izleyenler, bu üçüncü canlı yayınımız. İlk canlı yayınımızda Ramazan nedir, ne değildir konusunu işledik. İkinci canlı yayınımızda Yaşar Nur hocamızın yeni kitabı Müslümana Mektuplardan Mal Putu makalesini ele aldık. Şimdi bu üçüncü canlı yayınımız. Ele alacağımız konuda ipsizlik Evet. illeti. Facebook'u ben de kapattım. Sanal stüdyoya geldim. Şimdi bu geçen haftaki konu ve program. Hepinizden çok büyük takdir gördüm. Gerek hazırlanışı, sunuşu ve tabii ki de yeni tekniklerimiz. Bu üçüncü canlı yayında biraz daha tecrübeliyiz. Şunu söyleyeyim size. Bu ipsizlik illetinden önce, geçen haftanın özet olarak, hocamızın bu Müslümana Mektuplar kitabında mal putu tek makale değil değerli izleyenler. Biz bir tanesini anlattık. İki ayrı makale var. Onu kitaptan okuyabilirsiniz. Çok çok yıllar önce 2 Mart 2014 diyor. Hocamız bu konuları gazetedeki köşesinde böyle anlatıyordu. Böylece bir nostalji yapmış olduk. Şimdi Mustafa Hocam, geçen haftaki program bu şekilde güzel tuttuğuna göre, insanlar beğendiğine göre bu formattan devam edelim. Evet. Yani klasik şekilde önce söz konusu makaleyi okuyalım. Evet. Ondan sonra onu açalım.
Değil mi? Güzel oluyor böyle. Doğru. Peki o zaman. Şimdi o makaleyi dinleyelim. İp anlamındaki HABL, Hubble kelimesi Kur'an'da tekil ve çoğul olarak 7 yerde geçer. Bunlardan biri olan Ali İmran 103. ayette insandan Allah'ın ipine sarılması istenir. Allah'ın ipi Hazreti Peygamber'in açıklamasına göre Kur'an'ın ta kendisidir. Kur'an mantra veya kulak keyfi değil, ölümsüz ilkelerin kitabıdır. Kur'an'da elbette ki tarihsel yani zamanla kayıtlı olan tespitler de vardır. Onları bizzat Kur'an gösteriyor. Tarihsel olanları göstermiştir ki zaman üstü olanlar belirginleşsin. Hurafeci inat ve taklitçi cehalet bu incelikleri anlayacak bilgiden de yürek temizliğinden de ne yazık ki yoksundur. O kendi karanlığını ilahlaştırmış bağırıp duruyor. Allah'ın ipi ahlak ve hukukun ölümsüz ilkeleridir. Bugünkü programımız bu cümle üzerine kurulacak değerli izleyenler. Onun için tekrar okuyayım. Allah'ın ipi ahlak ve hukukun ölümsüz ilkeleridir. Kur'an bu ilkelere Rabbin kelimeleri diyor. Rabbin kelimelerinin yani evrensel ölümsüz hukuk ve ahlak ilkelerinin vücut verdiği sistematik yapıya biz hukuk devleti diyoruz. Ne diyormuşuz? Rabbin kelimelerinin yani evrensel ölümsüz hukuk ve ahlak ilkelerinin vücut verdiği sistematik yapıya biz hukuk devleti diyoruz. Hurafeci inat asla bilememiştir ki Allah'ın indirdiği ile hükmetmek ve Darül İslam'a geçmek hukuk devletine geçmektir. Atatürk Cumhuriyeti'ne söğüp saymak değil. Eğer öyle olsaydı bu söğüp saymadan şampiyon olanlar dünya önünde rezil ve sefil olmazlardı. Allah'ın ipi ilkelerin kaynağı olan Kur'an'dır. Ona yapışan boşluğa uçmaz, bağımsız perişan kalmaz, karanlığa mahkum olmaz. Bu ip imajı Bakara suresi 256. ayette başka bir güzellikle dile getirilmiştir. Orada kullanılan kelime urvedir yani kulp. Kulp kopmaz, parçalanmaz anlamındaki vüska kelimesiyle sıfatlandırılmıştır. Her kim azgınlık ilahlaştıran zalime karşı çıkıp Allah'a iman ederse hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulba yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulbun. Allah'ın ipi ve kulbu bu şekilde özetlendikten sonra ara başlıklarla yazı devam ediyor. İlk ara başlık perişan manzara. O da şu, Allah'ın ipine yani Kur'an'a yapışmak toplu halde olmalıdır. Toplu halde olmayan bir yapışma, başka bir deyişle parsellere bölünmüş halde bir yapışma, düşmanlık ve karmaşadan başka bir sonuç getirmez. Programdan bununla ilgili çok güncel ve çarpıcı örnek de söyleyip anlatacağız. Parsellere bölünmüş halde bir tutunmanın kurtuluş ve kuvvet yerine korku ve güçsüzlük getireceğini teorik anlamda Enfal suresi 46. ayetten öğreniyoruz. Allah'ın ipine parsellere bölünmüş halde tutunmanın yıkım ve hüsrandan başka bir şey getirmeyeceğinin canlı uygulamalı göstergesi ise günümüz İslam dünyasının, daha doğrusu kendisine İslam dünyası diyen kitlelerin ortaya koyduğu perişan manzaradır. Anlaşılan odur ki Allah'ın ipi olan Kur'an'dan ayrı düşüş iki şekilde olmaktadır. 1. Kur'an'ı inkar. 2. Kur'an'a inandığını söylediği halde Kur'an'a tek vücut halinde sarılmamak. Ben bunların ikisine birden ipsizlik illeti diyorum. Benim görüşüme göre bugün dünya tam bir ipsizlik illeti içindedir. Sakın buna şurada burada bu illete tutulmamış bireylerin var olduğunu söyleyerek karşı çıkmayın. Çünkü biraz önce gördük ki Kur'an bu illetin yok sayılmasını,
Allah'ın ipine toplu halde yapışma koşuluna bağlamıştır. Ve o koşul ne yazık ki bugün yoktur. Ne dünya genelinde vardır, ne Müslüman nüfus kağıtlı ülkeler özelinde. Dünya genelinde yoktur çünkü dünyanın her yanından kan akıyor. Dünyanın her yanında hukuk ve ahlak tarumar ediliyor. Her alanda zulüm, sömürü, kahır, ikiyüzlük, sefalet, israf, insana ve hayata saygısızlık kol geziyor. İpsizlik illetinin İslam coğrafyalarında olmadığında söylenemez. İpsizlik illetinin İslam coğrafyalarında olmadığı da söylenemez. Çünkü Müslüman geçinen coğrafyalarda Kur'an'a inandığını söyleyen insanların birbirlerine zulümleri, o kitaba inanmayanların onlara zulümlerinden çok daha fazladır, düzinelerle örnek vardır. Afganistan'da Müslüman hiziplerin çarpışmalarında ölen Afganların sayısı, Bolşevik işgali sırasında Rusların öldürdükleri Müslümanların sayısından çok fazla olmuştur. Birbirlerinin çoluk çocuklu evlerini roketleyen bu grupların her biri Allah'ın ipine yapışmış olmak iddiasında idi. Ne yararı oldu? İran-Irak savaşı bir başka örnektir. Bu savaşta canlarını yitiren Müslümanların sayısına kaç Irak işgali ulaşabilir? Müslümanın kendine zulmü, ötekilerin Müslümana zulmünden asırlardır önde. Allah'ın ipine yapışan kim? Allah'ın ipi 5 boğumlu bir iptir. Bu boğumlar Allah'ın indirdiği ve gösterdiğinin bir başka ifadesidir. Bunlar sırayla 1. Akıl, ilk indirilen ve ilk peygamber akıldır. 2. Bilim, tanrısal ışığın en güvenilir yansıması, biricik mürşit ilimdir. 3. Sünnetullah, varlık ve oluşun değişmez yasaları olan bu ilkeler, Kur'an'ın kader dediği gerçeğin ta kendisidir. Kader, Emevi despotların dayattıkları gibi her fiilimizin alnımıza yazılmışı falan değildir. Kader, doğa yasalarıdır. Kur'an işte bu yasalara değişmeyen kader diyor. 4. Kutsal metinler. Bunlar dinci şaşkınlığın iddia ettiği gibi mezhep ve tarikat dayatmaları değil, peygamberlere vahyedilen kuşkusuz, tartışmasız tanrısal metinlerdir. Akıl ve tarihsel gerçeklik açısından bunların sonu ve en güvenli olanı Kur'an'dır. 5. Maruf. Ortak evrensel insanlık değerleri. Yerel örfler değil, ortak kabul haline gelmiş evrensel değerler. Bunlara ahlak ve hukukun olmazsa olmazları veya kategorik değerleri diyoruz. Sıradaki ara başlığımız değerli izleyenler sosyal demokrasi. Örneğin insan hakları evrensel bildirgesi geleneksel fıtıklı kitaplarında olmamasına rağmen bir maruftur. Ama dinin içine sokulmuş ve dokunulmaz ilan edilmiş Kur'an dışı fıkıh ve akaid kabulleri din diye dayatılmasına rağmen maruf değildir. İnsan hakları, insanın saygınlığı, özgürlük, başkalarının hakkına saygı, paylaşım, ahde vefa, sosyal adalet. Maruf başlığı altına girecek değerlerin en önemlileridir. Olmazsa olmaz değerlerin en hayati noktasında sosyal demokrasi oturmaktadır. Sosyal demokrasi bir ideolojik kavram olan ve bir ideolojik polariteye yani çift kutupluğa vücut veren sağ-sol ölçütü ile açıklanamaz. Sosyal demokrasi bir ideolojik ve devri bitmiş ölçütün mahkumu ve uzansız sayılamaz. Böyle olunca da sosyal demokrasi ideolojik bir söylem olan komünizmin veya solun bitişiyle bitmez. Sosyal demokrasi bir olmazsa olmaz insanlık değeridir. Ve bu değerin öncüleri tıpkı tüm ölümsüz değerlerde olduğu gibi peygamberlerdir. Bu söylememizin kendi siyasal hesabı veya bazı siyasetlere meddahlığı uğruna saptıran küt kafa sağcı borazanlarla küt yürek solcu çığırtkanlar tarafından tahrif edilerek bizim şöyle bir iddiada bulunduğumuz öne sürüldü. Tüm peygamberler sosyal demokrattır. Böyle bir şey söylemedik, söylemeyiz.
küt kafa ve küt yürekler bilmezler mi ki sosyal demokrasinin öncüleri peygamberlerdir demekle peygamberler sosyal demokrattı demek felsefi, edebi, akli, hukuki, tarihsel anlamda farklı söylemlerdir. Bizim söylemimiz morarmış materyalistleri malımız dine kaptırılıyor kaygısıyla, kararmış hurafecileri ise Allah ile aldatma sürecimiz bitiyor kaygısıyla isyan ettirdiler. Bu isyan iledir ki morarmışlar bizi laikliği dinciliğe feda etmekle, kararmışlar ise dini solculuğa feda etmekle suçladılar. Anlamadan yaplarsa Allah hepsini ıslah etsin. Bilerek ve kötü niyetle yaplarsa hepsinin canı cehenneme. Biz tüm yüreğimiz ve irfanımızla bir kez daha haykırıyoruz. Sosyal demokrasinin öncüleri peygamberlerdir. Marx veya Lenin değil. Bu bir varoluş gerçeğidir. Ve şu satırların yazarı bu gerçeği her meşrep ve mezhepten her insana ispatı hazırdır. Yeter ki iyi niyet olsun. Şunu da hep tekrar ediyorum. İnsanlık bu gerçeği anlamadan rahat yüzü göremez. Ben bunları dile getirdiğimde bir küt kafa benim için muhteşem egosuyla böyle hükmediyor demiştim. Asırlardır Allah ile aldatılan ve din adı altında gerçek din ve imandan uzaklaştırılan halkımıza şunu demek istiyordu. Bu zat bir solcu partinin üyesidir ve bu zatın egosu muhteşem bir egodur. Siz onu dinlemeyin, beni dinleyin. Halk da öyle yaptı. Her zamanki gibi tatlı yalanı acı gerçeğe tercih etti. Benim muhteşem egomu değil de bu küt kafanın müptezel egosunun seslendirdiği anlayışı izledim. Geldiği yer ortada. Geleceği yerin ise bir ortaçağ cehennemi olacağını, eğer Allah yeni bir tecelli göstermezse tarihte biz de göreceğiz. Özetleyelim. Özeti evrensel ilkeler ara başlığında veriyor hocamız. Allah'ın ipi filan veya falan mezhebin, şu veya bu tarikatın kabulleri, yorumları değildir. Allah'ın ipi, Allah'ın insanla bir biçimde ulaştırdığı ortak evrensel ilkelerdir. Bu ilkelere kim yapışırsa yol alır. Bireysel yapışan bireysel olarak, toplumsal yapışanlar toplumsal olarak yol alır. Bireysel yapışmalar toplumsal yol alış için yeterli olmamaktadır. Kitlesel kurtuluş için ipe hep birlikte yapışmak esastır. Bu da kişisel hesapları Allah'ın ipi, yani ahlaksal, hukuksal ilkeler önünde feda edebilmeyi gerektirir. Var mı bunu yapabilecek er? Var mı bunu yapacak er? Kuvvet ve enerjisini tefrika putunu beslemek için harcayan bir kitleye Kur'an'ın Allah'ı asla rahmet etmez. Başka Allah varsa isteyen ondan rahmet beklesin. Kur'an'ın vaatlerini ancak Kur'an'ın tanıttığı Allah'tan bekleyebilirsiniz. Bir daha okuyorum. Kur'an'ın vaatlerini ancak Kur'an'ın tanıttığı Allah'tan bekleyebilirsiniz. O Allah ise varlık ve hayata egemen kıldığı ilkelere göre iş görmektedir. Lakırdı ve yaygarayla değil. Çözümün hareket noktası bunu bilmektir. Allah'ın ipinden kopuşun ifadesi olan ipsizlik illeti yaşadığımız çağı Allah'a ters düşürmüştür. Biz bunu ifade ederken çağ Kur'an'ın gerisine kalmıştır diyoruz. İpsizlik illetinin Müslüman coğrafyalara faturası ise gerçekten korkunçtur. Bu coğrafyalar sadece Kur'an'ın gerisinde kalmamış, çağın da gerisinde kalmıştır. Sözde Müslüman coğrafyalar Kur'an'ın vaatlerinden bahsedebilmek için önce çağı yakalamak borcundadırlar. Takip edebildiniz değil mi? Sözde Müslüman coğrafyalar Kur'an'ın vaatlerinden bahsedebilmek için önce çağı yakalamak zorundadırlar. Bir kez daha altını çizelim. Çağ Kur'an'ın gerisinde, İslam dünyası ise çağın da gerisinde. Ve bu iki geriliğin tek sebebi vardır. İpsizlik illeti. Evet.
Şimdi bir şey söyleyeyim. İbrahim Bey demiş ki çok güzel günümüzü anlatıyor net bir şekilde. Tebrikler Murat Yatağan Baba Almanya'dan. Bu yazı benim yazım değil İbrahim Bey. Yaşar Nur Öztürk hocamızın Müslüman'a Mektuplar kitabındaki İpsizlik İlleti makalesi. Yok canım onun farkındadır. Yani onu düzeltme gerek yok. Tebrikler Murat Yatağan Baba deyince ben sanki... Hayır sen bunu dile getirdin diye söylüyor. Yoksa İbrahim Bey Almanya'dan gönül dostumuz, o işin gayet fevkinde bir tamam o zaman ben öyle bir izlemi gibi aldım da söyleyeyim dedim. Eyvallah. Zemin hazır oldu Mustafa Hocam. Artık şimdi, açabiliriz. Öncelikle başlayacaksan bir jenerik gireyim ben. Bir de hocadan ayet dinleyelim. Ondan sonra başla istersen. Tamam öyle yapalım. Önce bir jenerik girelim değerli izleyenler. Tadıyla tuzuyla olsun. Şimdi yayından önce Mustafa Hoca'yla iki bölüm yapabiliriz diye konuşmuştuk. İlkinde Allah'ın ipinin teorisi, ikincisinde günlük hayattaki pratiği. Ama tabii ki akış bizim elimizde. Şimdi bir de ayeti dinleyelim Mustafa Hoca. Ondan sonra sen başla. Evet. Bu ayet konumuzun omurga ayeti. Ali İmran 103'ten bahsediyor. İşte Allah'ın ipine yapışın. Evet. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanıydınız. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki doğruya ve güzele yol bulasınız. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Ayet bu Mustafa Hocam. Evet. Şimdi burada programa giriş yapmadan önce şey yapalım. Bir selam sadedinde birkaç şey söyleyeyim. Çünkü bodoslama girdik programa. Buyur. Nahoş bir giriş oldu. Kendi adıma söyleyeyim. Öncelikle durumumdan dolayı mazur görmelerini istirham ediyorum. Daha yeni kalktım hastalıktan. Toparlanma sürecindeyim. Her şey iyiye gidiyor Allah'a şükür. Ama tabii biraz sarstı. Öncelikle üçüncü programımızı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu haftayı da özellikle bu sebepten boş geçmemek arzusundaydım. Murat da sağ olsun. Gereken desteği verdi ve bu programa başladık Allah'a şükür. Şimdi ipsizlik illeti Mustafa Hoca. Hemen, efendim. Sen benim desteğimden bahsettin ya. Evet. Bekle şimdi. Şu kapkara bir ekran var. Bir saniye dur. Hokus pokus yapayım. Vay vay vay. Bir de Mustafa Hoca. Şu senin üstünde Stream Yurt diye bir şey yazıyor. Bizim canlı yayın firmasının logosu o. Ona bir şey yapamazsın. Bak şimdi. Kim demiş? Al sana Yatağan Baba TV oldu. YTV. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parmağını 10 marifet. Bütün destekler sen Mustafa Hoca ne demek? Buyur. Bak pırıl pırıl. Eyvallah. Olmuş. Eyvallah. Senin teknik konuda benden ileri olduğunu zaten biliyorum. Bu konuda. Yok, bu pek teknikle olmadı. Dedim ki niye Mustafa Hoca'nın üstüne sizin dükkanın adı yazıyor? Dedi bizim sayemizde canlı yayın yapıyorsunuz. Dedim olsun kaldırın onu biz kendi logomuzu koyalım.
Dedi ki ne demek? Şu IBAN'a dedi 1 milyon dolar gönder, kendi logon koy. Dedim ki beni 1 milyon dolarla mı korkutacaksın? Al sana 1 milyar dolar, üstü de kalsın dedim. İmza canlı yayın şirketini dolarla döven yatağın baba. Eyvallah. Buyur. Eyvallah. Ama çok şimdi, güzel oldu bence. Güzel. İçimiz açıldı şöyle. Şimdi Ali İmran 103 ile başladık. Orada temel kavram Allah'ın ipi kavramı. İp. Evet. Burada ipten kasıt Kur'an'ın kendisi. Kur'an burada ne mana ifade ediyor? Tabii bunu dikkate almadan bunu Kur'an dersek o zaman belli zamanların, belli bölgelerin anlayışlarına hapseder, işin içinden çıkamayız. Doğru. Yaşar Hoca'nın sürekli bahsettiği işin teorik kısmı, ahlaki ve hukuki altyapı, işin bütünü, temel koordinatlar diye altını çizdiği maddeler. Bunu biraz önce yazıda söyledim. Evet. Bunlar biz Allah'ın ipi, Kur'an'ın, Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmek dediğimizde insanlığın bundan tüm bu parametreleri anlaması gerekmektedir. Evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek bu manaya geliyor. Yoksa bir takım uçkuru düşük adamların efendim Allah'ın ve Resul'ün söyledikleri şudur. Mezhep imamlarımızın öngördüğü şekilde bunlar böyle anlaşılmalıdır. Bu da eşittir. Şeriat eşittir din derseniz hiçbir yere varamazsınız. Gelinen yer bu kafayla yüzyıllardan beri yapılan inat, ipsizlik illetinin getirmiş olduğu, İslam dünyasının getirmiş olduğu, gelmiş olduğu yer ortadadır. Aynen. İnsanlık kervanı önünde, en arkada kazurat topluyor pozisyonunda İslam ümmeti. Bunu söylerken efendim niye böyle ağır konuşuyorsun? Efendim bu gerçek bu. Bu gerçeği yok sayarak biz hiçbir yere varamayız. Hamasetle gelinen yer burasıdır. Efendim biz şöyleydik, böyleydik. Şu an ne ifade ediyorsun? Bilimsel gelişme, akli gelişme, özgürlükler, insanca yaşama, refah, demokrasi, cumhuriyet, bunlar hak getiren. Şimdi bu iki taraftan emme basma tulumba gibi biri inkarcı robas, diğeri dinci yobaz tarafından kitleler bir prangaya tutulmuş. İkisi de kendi rollerini eş zamanlı, eş güdümlü çalışarak ifa ediyorlar. Olan İslam ümmeti genelde, özelde Türk milleti. Gelinen nokta maalesef acıdır.
Şimdi ikinci husus, tekrar bir sıfatla Kur'an'a bir gönderme var. Bakara suresi 256. ayet. Onu hazırladın mı yoksa ben okuyayım mı onu? Hazırlamadım. Tamam, ben okuyayım onu. Kulp kelimesi. Kulp sıfatıyla nitelendiriyor Allah bu kavramı. Ayetin girişi çok önemli. İkrahın dinde olmadığıyla, gerçeğiyle sarsarak başlıyor. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tağuta sırt dönüp Allah'a inanırsa, hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulba yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulbun. Allah hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir. Ayet bu. Şimdi hem ip kelimesiyle hem kulp kelimesiyle kavramı adeta Kur'an muhatabının beynine nakşediyor Allah. Orada olmazsa olmaz şey, bu işin toptan bir gayretle olması ve bütünüyle bir kopuş sergilemeden bu kulpa, bu ipe sarılması zorunluluğu. Eğer orada bir gevşeklik olursa, o zaman Allah'ın muradını yerine getirmemiş oluyoruz ve işler sarpa sarmaya başlıyor. Doğru. Yapılması gereken tamamen Allah'ın göndermiş olduğu bu sisteme samimiyetle, amasız, fakatsız, samimi bir şekilde teslim olmak. Bunun başka bir formülü yok. Aslında çok kolay. İşin esasında samimiyet varsa, zaten din samimiyetten ibarettir diye de bir telakki vardır İslam düşüncesinde. Ve bu işin zemini güzel ahlakla oluşturulmuştur ki Hazreti Peygamber kendisini ifade ederken, ben güzel ahlakı tamamlamak için, tamamlanması için gönderildim diyor. Yani dinin temel zemini ahlak. Buradan şunu anlayacağız. Din söylemi içerisinde, din iddiasında bulunan bir insanın, bir ekibin, bir grubun, bir düşüncenin söylemlerinin temelinde ahlak yoksa, bu bırakın dini, tamamen dinsizliktir, Allahsızlıktır, kitapsızlıktır ve insanlığın başına beladır. Şu an gelinen noktada yaşadıklarımız bunun açık birer örneğini teşkil ediyor. Biz temel koordinatlar derken şunları anlıyoruz. Öncelikle akıl. Akıl, çünkü ilk indirilen peygamber, zahiri peygamber başka, batini olan peygamber, ilk olarak indirilen peygamber akıldır. Çünkü akıl olmadan dinin muhatabı olmanız mümkün değil. Aynen. Yani terelelli bir adamı muhatap kabul edebilir miyiz din açısından? Hukuken zaten mümkün değil. Eğer akli melekeleri yoksa, zaten bu tamamen
dinin muhatabı olmaktan çıkıyor. İki, bilim. Şimdi bu terminolojide de böyle cambazlıklar yapılıyor maalesef. Bunu da söylemek isterim. Bilimle ilimi ayırıyor. Kardeşim bu tamamen terminoloji meselesi. Yani ona ilim desen ne, bilim desen ne. Hepsi aynı. Yani ilim farklı bir şey, bilim başka bir şeymiş gibi insanlara sürekli böyle bir pompalama yapıyorlar. Bilim. Bu şeye benziyor. Musiki mi diyorsunuz, müzik mi diyorsunuz? İkisi de aynı. Ama şöyle bir algı var. Musiki deyince sanki farklı bir şey çıkıyor ortaya. Artık bunları aşmamız lazım. Galatı meşhur dedikleri yani yerleşmiş yanlışlar. Bu yanlışların artık altından kalkmamız lazım. Bunlarla uğraşmamak lazım. Efendim, bilimin insanlık tarafından şer için kullanılması meselesini gündeme getiriyorlar. Efendim, insanlığın mutluluk reçetesi olan dini istismar için kullanmıyor mu bu insanlar? O zaman dini de mi kaldıralım ortadan? Yani doğru, böyle eblehçe bir akıl yürütme olabilir mi? Burada bir istismar olabilir. Atom bombası yaptı. O zaman biz bu bilimi inkar edelim. Ne yapalım? Onun yerine İslami bilim diye bir şey koyalım. Ve bunun propagandasını da Haçlı emperyalistler bizim donu düşüklere yaptırtsın. Aynen. Bu kadar matah bir şey de İslami ilim. Siz niye alıp kullanmıyorsunuz? Geçen gün bir tanesi aklından zoru olan klinik vaka bir tanesi çıkmış. Diyor ki erkeklerle kadınlar saçlarını kapatacak. İngiliz bir profesör söylemişti diyor. İşte bakar mısın? Referans İngiliz. İngiliz demiş ki kafayı kapatırsan belli bir sıcaklığa gelir. O yüzden beyin etkinliği daha çok artar. Ya bunlar bu kadar faydasını görecekse gidip kendileri yapsınlar bunu. Adam sizinle maytap geçiyor. Siz daha bunun farkında değilsiniz. Yani çok utanılacak, yani bunları konuşmak kadar utanılacak şeyler ben düşünemiyorum. Yani şu zamanda 21. yüzyılda hala şunları konuşabiliyoruz. Doğru. Üçüncü madde sünnetullah dedik. Sünnetullah Allah'ın sünneti, Allah'ın yasaları, değişmez yasalar. Allah'ın kainat üzerine koymuş olduğu değişmez kanunlar, tabiat kanunları olarak algılamamız gereken gerçeklik. Bunlarda asla bir değişme olmadığını söylüyor Allah. Ayet-i kerimede. Ve diyor ki sen sünnetullah'ta asla bir değişiklik göremezsin. Çünkü kainat üzerine ontolojik düzen üzerine koymuş olduğu kurallar bütünü. Matematik. Bunlar değişmez. Su 100 derecede kaynar. Yukarıdan attığın bir şey yer çekimi vardır aşağı düşer. Efendim 100 derecede su donar. Bunlar olmazsa olmaz. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Bunlar bu sünnetullah içerisinde. Bunun bir kainat üzerinde, ontolojik varlık üzerinde bir sistemi algılamamız lazım. Bir de işin sosyal düzen içerisinde Allah'ın koymuş olduğu değişmezler anlamında da düşünmek lazım. Temel ilkelere mesela ehliyet, beyat, bunlar liyakat, bunlar toplumun olmazsa olmazı gereken şeylerdir. Bunları da sünnetullah anlamında almak gerekir. Çünkü
Eğer bu kuralları yerine getirmezseniz o zaman ayarları bozuyorsunuz ve dengesizlikler başlıyor. İdeal olan çizgiler anlamında. Mustafa Hocam, efendim, bir örnek vereyim mi araya girip de? Buyurun lütfen. Az önce dedin ya, tabiat kanunlarıdır. O konuda örnek vereceğim. Tabii. Kara seviyesinde su belli bir derecede kaynıyor, 100 derecede. Şimdi suyun aklı yok, fikri yok. 90'da kaynamıyor, 101'de kaynamıyor, 100'de kaynıyor. Bu nasıl oluyor? Allah kanunu öyle koymuş tabiata. Evet. Şimdi Allah suyu kaynattı 100 derecede. Devreye insan giriyor Mustafa Hocam. Örnek. Benim gibi o kaynamış sudan çay demliyor. Evet. İkinci örnek. Çaydanlığı deviriyor, kaynar suyla üstünü yakıyor. Dikkatsizlik, sakarlık neyse işte. O su zarar veriyor ona değil mi? Kaynamış su. Şimdi bu sünnetullah yasalarında Allah kanunları koyuyor. Onu artı ve eksi yönde insan bu şekilde kullanıyor. Çaydanlığı niye üstüme döküp yaktın diye faturayı Allah'a kesemezsin. Evet. O senin dikkatsizliğin, özensizliğin falan. Allah'ın oradaki kudreti sana tabiata koyduğu kanunlar, suyun kaynaması. Artı ve eksi yönde kullanmak insanın marifeti, beceriksizliği. O buyur bağlamda ya. Seni teyit için söyleyeyim. Bu noktada kader anlayışını gündeme getirmek lazım. Kaderden bizim anlamamız gereken Emevi anlayışının dikte ettiği, iman akidesine soktuğu kadere iman meselesi değil, alın yazısı değil. Hı hı. Anlamamız gereken tabiat kanunlarıdır, ölçülerdir. Ama Emevi melaneti Muaviye'nin peygamberi olduğu, bunu böyle söylemek lazım. O anlayışın peygamberi Muaviye'dir. Muaviye'nin peygamber olduğu din anlayışını, ideolojiyi hanedanlık haline getirip ve kavmiyetçi bir anlayışla, Arapçı bir anlayışla insanlara kendi melanetlerini kabul ettirmek adına çok ciddi bir operasyon yaptı. Ne yaptılar? Dediler ki kadercilik anlayışını tersine çevirdim. Evet, ne dediler? Olur. Ne dediler? Yapılan hiçbir şey, olan hiçbir şey Allah'tan habersiz olamaz. Her şey Allah'ın kontrolündedir. Ne kadar güzel laf, değil mi? Aynen. Kimse inkar edebilir mi? Edemez. Ama onun altından şunu söyledi. Eğer sizin isyan ettiğiniz bu hususlarda ki bunlarda bir sıkıntı varsa o zaman bunu bize değil Allah'a söyleyin. Çünkü Allah bunu istemeseydi başınıza gelmezdi. Ki oldu, olmuşsa o zaman Allah'ın muradıdır. O zaman çekeceksiniz kardeşim. Sizin ananızı ağlatacağız. Aynen. Ensenizde boza pişireceğiz. İnim inim inleteceğiz sizi. Başka çareniz yok. Ya teslim olursunuz veya canınızı ot tıkarız. Böyle açık konuşalım. Bunu yaptılar. Allah'ın dinine iftira ederek Allah'a, kitaba, Resul'e yalan söyleyerek utanmazca, akılsızca, namussuzca hala bu devam ediyor ve bu dangalak kafa hala bunu ısrarda devam ediyor. Yani akıl alır değil. Kitle de bunu destekliyor. 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 Firavun, çünkü firavun kitle yaratıyor. kitle doğrudan rahatsız. Doğru istemiyor.
Bana tatlı yalan söyle. Tatlı yalan. Beni tatlı yalanlarla kandır. Yalan da olsa söyle. Bir şarkı var. Tell me lies diyor. Tell me sweet lies. Bana diyor tatlı yalanları söyle diyor. Tatlı, hoş yalanları söyle. Şimdi İslam ümmetinin şarkısı bu. Bana yalan söyle diyor. Beni kandır. Beni evet. Uyandırma. Beni sarsma. Benim rahatımı bozma. Ben geviş getirerek yalıma bakacağım. Yiyeceğim, içeceğim, ense yapacağım. Ama onu yaparken de dinin bütün kredilerini kullanıp senin üzerinde de her türlü tahakkümü kullanacağım. Nasıl düzen? 10 numara 5 yıldız. Evet. Şimdi dördüncü unsur kutsal metinler, yani vahiy. Vahiyin kendisi birebir vahiy. Bunun evet. da zaten detayına girmeye gerek yok. Burada şey bahsini açıp sulandırmanın da alemi yok. Resul'e itaat meselesi. Resul'e itaat Allah'a itaatten ibarettir. Resul'e itaat mesaja itaattir. Allah tebliğcisi olan zata seni bundan sorumlu tutacağım dedikten sonra burada istismar alanı yaratıp Resul'e itaat diye ayrı bir başlık kurup paralel bir din oluşturma gayreti içerisine girdiler ve bunu oluşturdular. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı denilen kurum Kur'ansızlık adına eylem sergiliyor. Kur'ansızlık, Kur'an'a karşı din siyasetini güdüyor. Kur'an yeterli olmaz diyor. Kur'an'a ve bunun öncüsü olan FETÖ denilen adam Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıkarttı dediler. Bunun şakirtleri şu an hala iş başında ve şakirtleri hala onlarla irtibat halinde olan adamlar milletin dalga geçercesine bu insanlar suyun başında ve Kur'an'a karşı dini ayakta tutmak adına her türlü melaneti işliyorlar ve bunu yaparken 8-10 tane bakanlığın 8-10 tane bakanlığın bütçesiyle doymazcasına paralarla içerisinde İslam ümmetinin refahı için değil, dinde fesat, fitne için uğraşıyorlar. Bunu böyle söylemek gerekir. Allah'a imanı olan, Kur'an hassasiyeti olan, Kur'an mümini olma iddiasında olan bir insan bunu böyle söylemekle mükelleftir. Beğenen beğenir, beğenmeyen hani beğendiğini alır, beğenmediklerin bana kalır. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Gerçek bu. Beğenirsin, beğenmezsin. Şimdi biz Şintoist değiliz. Adam atalarını müşrik kafayla put haline getirmiş. Nasıl Hazreti, nasıl elçilere karşı çıkışın temel argümanı biz, bize bunlardan bahsetme. Atalarımızdan, dedelerimizden kanıt getir. Biz başka türlü senin dediğini kabul etmiyoruz diyorlarsa, şimdi sen Kur'an deyince adam diyor ki ne Kur'an'ı ya? Evet. Ne Kur'an? Kur'an beni kesmiyor diyor. Ya böyle bir Allah'sız söylem olabilir mi? Kur'an beni rahatlatmıyor, kesmiyor diyor. E o zaman utanmaz adam. Sen niye bu dinle irtibatın olduğunu iddia ediyorsun? Defol git. Defol git. Millet ne yapacaksa yapsın. Bu iş senin tek elinde mi? Allah'ın dini senin mi? Utanmaz ahlaksız. Şimdi adam 8. 9. yüzyılın kabullerini, Allah'ın kitabını, Allah'ın prensiplerinin üstüne koymuş. Diyor ki ben buna uyduracağım diyor Kur'an'ı. Buna uygunsa uyar, uymazsa ben dikkate almam. Evet. Son madde maruf. Ortak evrensel
insanlık değerleri, insan hakları bildirgesinde ortak kabul haline gelmiş olan değerleri, bunu koyabiliriz. İnsanlığın zaman ve mekan üstü iyi, güzel, doğru olan değerleri maruf olarak ele almak lazım. Buna da çünkü gönderme var Kur'an-ı Kerim'de. Orada kriter çağın gerisinde kalmamak, insanlığa sıkıntı yaratmama kriteridir. Eğer ortak bir değer ve zamana yenik düşmeyen bir değer pozisyonundaysa, o zaman marufun hiçbir sıkıntısı yok. Ama maruf diye biraz önce söyledik, belli bir kabilenin algısını maruf budur, insanlığın ortak değeri budur, bunun üzerine laf söylenmez diye ortaya çıkardınız mı? O zaman Afganistan'daki görüntüyü verirsiniz. Başka bir şey çıkmaz ortaya. Hoca, ondan sonra sosyal demokrasi kavramını, sosyal demokrasi burada tabii içerik olarak bunu hocanın dediği gibi küt kafalı adamların istismar ettiği gibi bütün peygamberler sosyal demokrattı falan gibi değil. Çünkü bunun söylemi farklıdır. Sosyal demokrasinin içeriğine giren değerleri temel taşıyıcısı peygamberlerdir. Tabii ki öyledir. Büyük devrimci ruhlar geldikleri toplumda düzeni alt üst edip Allah'ın dinini inşa etmek için mücadele ettiler. Tek mücadeleleri buydu. Ve onlar o yüzden biz Müslümanların ilki olmakla emrolunduk dediler. Hepsi Allah'a teslimiyetin altını çizdi. Hepsi ben Müslümanım dedi. Demek ki böyle yapmadınız mı Müslüman olamıyorsunuz. Ters okuma yapalım. Şimdi benim şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Sana topu atayım. Mustafa Hoca, az önce şey olmuştur değil. Herhalde bir faydalı bir girizgah olmuştur. Oldu. Ağzına sağlık. Az önce dedin ya Mustafa Hoca, herif diyor ki Kur'an beni kesmiyor diyor. Evet. Şimdi o konuda ben bir şey söyleyeceğim. Bu ne anlama geliyor? Bunun ne anlama geldiğini işte önce şu küpür, sonra da içerini söyleyeceğim. O çok güzel açıklıyor. Kur'an beni kesmiyor demek, tek kelimeyle Allah'a saygısızlık. Evet. Peki bu ne demek? Mustafa Hoca, hatırlarsın, hocamız zaten bu yazısında onu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Firavun için Firavun'un emri halkını güzele, doğruya iletmiyordu, yönlendirmiyordu. Evet. Bunun iki anlamı var. Oradaki emir işte mülk ve saltanat demek, yönetim. Yüce Allah Firavun'un yönetici olmasına bir şey demiyor. Bir şey dediği nokta halkına iyi ve güzeli emretmemesi, kendi yetkileriyle kalmaması, Allah'ın sınırlarında zorlaması, onun yetkilerini kullanmaya kalkması. Evet. Allah bunu kendisine saygısızlık olarak görüyor. Şimdi Kur'an beni kesmiyor diyen bir adam otomatikman Allah tarafından Firavun'un suçlandığı bu pozisyonda kalıyor. O pozisyona düşüyor. Evet. Burası çok önemli. Allah insanın mülk ve saltanatta kendisi böyle kanunlar yapmasın,
zamanına göre çözümler üretmesi hiçbir problem yok. Zaten ne vakte kadar kendisi Muratçığım, temel insanın sorumluluğu zaten bu. Yeryüzünü abat, hayırlı, güzel işler üretmek. Allah için. Güzel işler yapmak, güzel işlere imza atmak. İbadetin temel anlamı da zaten bu. Meşru olan tüm eylemler ibadettir. İşin ritüel kısmını saplanmayalım. O işin teknik, sembolik birkaç kalemi. Hayatın bütününü ibadet olarak algılamak lazım. Çünkü insan eylemle ancak kendini var eder. O eylemin de nasıl olacağı, insanlığını nasıl gerçekleştireceğin kuralları zaten belli. Onu da zaten hangi koordinatlara uyacağını söylemiştik. Şimdi bu konuyu neden açtım biliyor musun Mustafa Hocam? Ben hocamızın makalesini okuduk, sen ayrıntılı anlattın ya. 1, 2, 3, 4, 5, akıl, bilim, vahiy, maruf böyle geldin ya. Sınırlar bunlar. Bunların tamamını ortaya hukuk devletini çıkartıyor. Hocamız dedi ya makalesinde. Evet. Allah'ın ipinden kasıt hukukun egemenliğidir. Şimdi eğer ki yönetici bu kendi hududunda kalmazsa Allah'ın da yetkilerine o hududa gelirse işte bu o zaman artık hukukun egemenliği olmuyor. Kişi ilahlaşıyor. İnsanlar burasını anlayabilirse bütün konuyu çözmüştür. Anlayamazsa anlayamamıştır. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, hukukun ilkeleri bu demektir. Hükümdar ilahlığa soyunmayacak, Allah'ın yetkilerini kullanmayacak, hukukun üstüne çıkmayacak. Çıktığı anda ilahını ilan etmiş olur. O zaman da Allah'ın ipi yeryüzünde olmaz. Yani hukuk olmaz. Kişinin kendi nefsini ilahlaştırması olur. İşte Kur'an-ı Kerim burada devreye giriyor. Bakara 256'yı söylerken giriş ayetini, giriş cümlesini özellikle dikkat çektim. İkrah kavramıyla giriş yapıyor. Bakın, Allah'ın kulpuna sarılın, yapışın demeden önce dinde ikrahın olmadığını söylüyor. Demek ki seni teyit için söylüyorum. Eğer bu ilkeleri ortadan kaldırdığınız zaman din zulüm, terör haline geliyor ve baskıyla, zorlamayla insanları perişan ediyorsunuz demektir. Evet. Çünkü Mustafa Hocam öyle bir durumda insanların hep birlikte oluşturduğu bir hukuk olmuyor artık. Tabii. Allah'ın ipine hep birlikte sarılma olmuyor. Ben öyle dedim, oldu oluyor. Evet. Ben öyle dedim. Senin için şöyle olabilir ama ben bunu kendim için işletmiyorum. Ben bunu böyle yapacağım diyor adam. Vallahi Mustafa Hoca, bence birinci bölüm işin teori kısmı çok güzel oldu. Ne dersin? Güzel oldu. Hayır, anlaşır anlattık. Evet. Şimdi bir arada bir şey, bir sürpriz yapayım. Şöyle. Buyur. Güzel bir sürpriz oldu. Geçenlerde selam olsun. Gönül dostu İrfan Yılmaz Aksoy diye bir bey. Halk edebiyatıyla hemhal, emekli bir öğretmen dostumuz. Bir kitap, şiir kitabı yazmış. Zeytin Ağacı diye. Sağ olsun bana da lütfetmiş, göndermiş. Aleme imzalayayım. Bu kitabın içerisinde Yaşar Hoca için yazmış olduğu bir şiir de mevcut. Ben ne güzel. Şu programda ona bir sürpriz olması ve teşekkür sadedinde bu şiiri müsaadenle okumak istiyorum. Hadi buyur. Ekran senin. Eyvallah. Evet. Kitabımızın ismi
Zeytin Ağacı, İrfan Yılmaz Aksoy Bey'in değerli bir çalışması. Halk edebiyatının güzel örneklerini görebiliyoruz. Ben bu şey sürecinde, hastalık sürecinde tabii işin hani şerden hayır çıkma meselesi var ya, güzel okuma yapıyorum. İşte devirdiğim kitaplardan bir tanesi de bu oldu. Farklı türlerde, farklı stillerde şeyler okumaya çalışıyorum. O bana çok iyi geliyor. Çünkü zamanım ona müsait şu sıra. İrfan Yılmaz Bey'in de resmini de göstereyim. Şimdi şiirin ismi Yaşar Nuri. İmam-ı Azam'ı kalbine koydu. Mustafa Kemal'in yanında oydu. Bilimin şavkına hayranlık duydu. Özü sözü birdir Yaşar Nuri'nin. Önce Kur'an dedi, ayeti bildi. Yalanı dolanı kökünden sildi. Mertliği, dostluğu taze bir güldü. Kalbi aydınlıktır Yaşar Nuri'nin. Bakmadı paraya, hakkı anlattı. Zalimin serveti saraydı, yattı. Maunla bunlara tokata attı. Mertliktir kavgası Yaşar Nuri'nin. Doğruyu, gerçeği durmadan yazdı. Güzeli yaşamak büyük bir hazdı. İlmini, adını dünyalar yazdı. Kalemi dürüsttür Yaşar Nuri'nin. Şimdi Muhammed'in kolundadır o. Ebu Zer'le Çe'nin yolundadır o. Allah'ın emrinde, feyzindedir o. Bakışı geniştir Yaşar Nuri. İrfani saf tuttu onun yanında. Cehaletle savaş özdür Kur'an'da. Kalbindedir iman, bilim aklında. Yolu ışıklıdır Yaşar Nuri. Evet. Gönlüne sağlık. Evet. Allah burada rahmet eylesin hocamıza. Beyefendi, evet. Teşekkürler güzel şiir için. Evet. Bu teşekkür sadedinde bunu paylaşmak istedim. Gönlüne, emeğine sağlık. Mustafa Hoca, ilk bölüm bitti. Evet. İkiye geçelim. İkinci bölüme geçmeden önce biraz şöyle seni güldüreyim mi? Güldür. Ha? Cilalıtaş devrinde televizyon programında seninle kavga ediyorduk. Hatırlıyor musun? Bak, hatırlatayım sana. Hatırlat bakalım. Hatırlat bakalım. Ama nasıl bir kavga? Hadi bakalım. Merak ettim neymiş. İlk bölüm böyle olabilir. Reklam arası varsa ikinci bölüm devam edebiliriz. Reklam arası şu an yok. Devam edelim. Ya ben yoruldum da neyse. Reklam arası diyorum. Yoruldum diyorum. Sen diyorsun devam edelim. Tam gaz. Ya Mustafa Hocam, araya reklam alalım. Bak, bu canlı yayının dakikasının Yatağan Baba TV'ye maliyeti 3600 euro 16 sent bir de. Araya reklam alalım ki şöyle hiç olmadı. Yani masraflarımız çıksın. İlk reklamımızı yenilelim. Geli misin, gelmi misin? Söyle yarim, gelmi misin? Memleketimin her yöresinin şivesi, lehçesi bir başka güzel. Gelip bağımın, gidip bağımın, gelin mi, gelmeyin mi? Hadi şimdi gelip bağımın, gidip bağımın, bizim Ege yöresinin, Denizli Muğla'nın şivesi. Bu gelin mi, gelmeyin mi nerenin? Bilemediniz mi? Ya kardeşim, siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ihlamurdur kendileri. Aralarında biz Hilal'in çocuklarıyız. Millet olmaktan uzaklaşıyoruz.
İçimdeki polis Allah, güllerin efendisi Hazreti Muhammed sürgünde ve de siyaset peygamber mescidir kitaplarımızın da olduğu yayınlanmış ilk 10 kitabımız Elazığ'a gönderildi. Elazığ'da nereye gitti kitaplarımız? Az önce gösterdik ya işte. Ihlamur dedik. Ihlamur Caddesi'ne gitti. Gördüğünüz gibi Yatağan Baba yayınları, Yatağan Baba TV, prodüksiyon hiçbir masraftan kaçırmamış. Ihlamur Sokak için ıhlamur bile hazırlatmış. Hem de double, ikili büyük bardaklar. Mehmet Ali kardeşime ve de bütün Elazığ'a selam gönder. Geldi misin, geldi misin? Söyle yarim, geldi misin? En son yazıyı okuyabildin mi bilmiyorum. Ne yazıyordu biliyor musun? Ne? Gelmişsin, gelmemişsin diyor ya türküde. En son yazdım. Yatağan baba gelmeyi, kitapları geli. Evet. Gülümsememiz de tamam. İkinci bölüme geçelim hayırlısıyla. Vizyonerimiz gelsin. Evet. Değerli izleyenler, şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde İlk bölüm gibi çok güzel olacak. Evet. Şimdi Mustafa Hoca ilk bölümde işin teorisini anlattık. Artık bir de pratiğini, yani günlük hayattaki olumlu ve olumsuz örnekleri. Herhangi bir şey aklında var mı? Ben başlayayım mı? Sen başla lütfen. Bir harita göstereyim o zaman. Mustafa Hoca ve değerli izleyenler. Bu söz konusu harita Türkiye'nin altında bir yerden. Nerede altında? Şöyle, Suudi Arabistan var ya, coğrafya olarak bu Suudi Arabistan'ın tam altına geliyor. Suudi Arabistan gibi büyük bir ülke değil bu. Ama yaşadığı dram anlatılmayacak kadar büyük. O ülkenin adı Yemen. Şimdi bu Yemen'i neden gündeme getirdim? Bakın değerli izleyenler, Türkiye şurası, Ürdün şurası, Arabistan burası, Yemen'de işte burası. Şimdi Mustafa Hocam ve değerli izleyenler, Yemen'de Vahhabi, Suudi, Amerika'nın isteği ve desteğiyle orada. O orada olunca Şii İran da orada. O orada olunca IŞİD de orada, El-Kaide'si de orada, Afganistan, Pakistan'daki Sünnisi de orada. Vahhabisi, Şiisi, Sünnisi orada resmen köpek boğuşturuyor din adına. Bir mezhep savaşı yaşanıyor. Evet. Olan da çoluk çocuğa, kadınlara, yaşlara oluyor ve bu çok uzun zamandır devam ediyor. Hala bunlar devam ediyor. Bunlar Allah'ın şirk çukurundan, kaostan kurtulma, çıkma için gönderdiği Allah'ın ipini Vahhabi şuradan kesmiş, Şii buradan kesmiş, Sünni buradan kesmiş. Kestikleri ipleri almışlar. Sımsıkı sarılacakları, çukurdan çıkacağı o ipi yağlı urgana çevirmişler. Birbirlerinin boğazına dolamışlar, birbirlerini boğuyorlar. Şimdi eğer ki Mustafa Hoca teoride Allah'ın ipine sımsıkı hep birlikte sarılmak gerekiyorsa, ama bu Yemen'de olduğu gibi teoride olduğu gibi olmuyor, pratikte insanlar böyle o iple birbirini boğazlıyorsa, nasıl olacak da Cenab-ı Allah'ın hep birlikte Allah'ın ipine sarılın demesi gerçekleşecek? Şimdi yazdığım bir makalenin başlığını göstereceğim. Kalbi tansiyonu olanlar
küt gidebilir. Ya bu nasıl iştir diye. Ama bence bu böyle. Sebep şu Mustafa Hocam. Pardon, çare şu. Pratikte durum buysa Allah'ın ipine sımsıkı sarılma tek şekilde olabilir. O da laiklik ilkesiyle. Ne? Eğer ki bu olmazsa iş Vahabiye, iş Şii'ye, iş Sünni'ye, iş ona, iş buna, iş Katolik'e, iş Ortodoks'a kalırsa bu mezhep kavgası bütün dünyayı mahveder ve kıyamete kadar Allah'ın ipine hep birlikte sarılma mümkün olmaz. Olabilmesi için laiklik ilkesinin pratiğe geçmesi lazım. Pratik günlük hayatta Allah'ın ipi laiklik ilkesi oluyor. Varsa başka bir baba yiğit laiklik ilkesi olmadan ben bunu Vahhabilikle herkesi ipe böyle sararım. Şiilikle yaparım. Yapmıyoruz. 1400 yıldır olmuyor. Mümkün olmuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin Mustafa Hoca iyi anlaşılabilmesi için günlük hayata dokunması lazım. Geçen programda bir şey dedim ya, Allah'ın kulu Allah'ın koludur diye. Onun bir anlamı da hayata dokunmasıdır ayetlerin. Geçen programda bu dokunma rızık üzerindendi. Bu programda da hep birlikte Allah'ın ipine sarılma. Vallahi ben laiklik ilkesinden başka bir çare göremiyorum pratikte, siyasette. Başka türlü bunun şablonunu oluşturmak pratikte mümkün değil. Çünkü işin içerisine dindarlık, daha çok dindarlık, takva şeyi girdi mi ki hı hı. Ayet açık, net bir şekilde söylüyor. Allah katında kimin daha çok takva sahibi olduğunu ancak Allah bilir diyor. Evet. Bunu bilme yetkisi Allah'ın tek elinde. Herkes haddini bilsin. Allah'ın Allah'lığına sulanmayın. Allah Allah'lığını kimseye bırakmaz. Eğer ben Allah adına bu işi halledeceğim derseniz işte biraz önceki çizmiş olduğun resim olur. Adam füzeleri takıyor uçağa. O resimleri evet. Görmüşsünüz. Seccadeyi sermiş. Namaz kılıyor. Gidecek orada Sabi Sübyan'ın tepesine füze atacak. O da tırnak içerisinde dini mübini İslam için. O da güya Allah'ın ipine sarılıyor. O da Allah'ın ipine sarılıyor. Bakar nasıl? Mısın? Mümin kardeşini bombalayarak, füzelerek, o iple boğarak. Ha. Ondan sonra ona cevap da Irak işgalinde Haçlı emperyalistler tarafından Ramazan'da füzelerin üstüne Happy Ramadan diyerek, hayırlı Ramazanlar diyerek cevap geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sen bunu böyle yaparsın ama öteki taraftan tepene Haçlı emperyalizm hayırlı Ramazanlar diye füzeyi çakar. Sonra vik vik eder durursun. Doğru diyorsun. Ve maalesef bu düzen devam ediyor ve bunun farkında olan bir şey yok. Emare yok. Yani bir farkındalık ben göremiyorum. Adam hala diyor ki şöyledir, böyledir. Ya kardeşim, adam okyanusun öteki tarafından geliyor. Burada senin evinin dibinde her türlü operasyonu yapıyor. Bunda hak görüyor. Sen komşun olan adama
çeşitli sayıklarla onun gözünün üstünde kaşı var, bilmem ne var falan filan diyerek adamla sen kavga ediyorsun. Neymiş efendim? O benim mezhebimden değil. Ya elin haçlısı sana ondan daha mı yakın? Evet. Yani laiklik olmadan bunların oluşturulması mümkün değil. Kesinlikle bu çok doğru bir tespit. Bunun varlığını gündeme getirebilmek laiklik ilkesinin aktif hale gelmesiyle mümkündür. Bu ucuz ben dinimi yaşıyorum. Dinini sen Allah'a göstereceksin kardeşim. Aynen. Dinini Allah'a göstereceksin. Allah'la senin arandaki ilişkiyi nasıl daha kuvvetli hale getirebiliyorsan o özel dünyayı, çünkü şah damarından daha yakın bir kuvvetten bahsediyoruz. Onunla sen ilişkini en mükemmel şekilde nasıl kurmak istiyorsan kur. Ama toplum içerisinde senin din diye dayattığın şeyleri sen insanlara şey yapamazsın. Kural haline getiremezsin. Çünkü herkesin kendine göre bir standardı var. Ben onu din olarak kabul ediyorum. Sen onu öyle kabul ediyorsun. Öbürü başka türlü kabul ediyor. Nasıl orta noktaya geleceğiz? O zaman kılıçlar çekiliyor. Kimin gücü kime yeterse. Diyelim ki bir tanesinin gücü hepsine yetti Mustafa Hocam. Evet. Yani Allah'ın ipine hep beraber sarılmak olmuyor. Çünkü hukukun... Hayır, orada çünkü ikrah var. Hukukun ilkeleri olmuyor. O meselenin kabulleri... İkrah var. Zorlama, baskı, tiksindirme, terörize etme. Şu anlamda söyledim Mustafa Hocam. Öyle bir durumda hukukun üstünlüğü olmuyor, hukukun ilkeleri olmuyor, o mezhebin kabulleri oluyor. O mezhebin kabulleri olunca, hukukun üstünlüğü olmayınca Allah'ın ipine sarılma olmuyor. Hayır. Olmasına imkan yok. Allah'ın ipi hukukun ilkeleriydi ya. Evet. Birisi hepsini yense bile o artık mezhebin kabulleri oluyor. Hukukun ilkeleri olmuyor. Evet. Vereyim mi bir örnek ben? Buyur. Bu örneği konferansımdan vereceğim. Konferansımdan bir görüntü izleyelim. 3 dakikalık. Ben enteresandır Allah'ın ipi konusuna konferansımda değişik bağlamlarda girmiştim. O da bu canlı yayınımızda bir baharat niyetine bir tat olsun. Hem de nostalji yapalım çünkü Cilalı Taş Devri'nde verdiğim bir konferans. Ta ne zamandı? Sanıyorum 2010. Tarihi yazmıştım videoya. Şu anda konferans merkezinin içindeyiz. En önemli toplantı bu. Böyle bir toplantı yapmamıştı. Evet. Çok önemli bir konferans. Çok önemli bir toplantı. Biraz sonra burada başlıyor. Sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de olan yatan babanın kendisini sevenlerinin de kendisine sövenlerinin de kabul ettiği ve itiraf ettiği bir gerçek var. O da şudur. Yatağa kalıp bir ciddiyetli, sürekliliği, istikrarı olan, ne olduğunu da olmadığını da bilen, ilerlerine bağlı, yani özellikle duruşu belli olan bir adamdır. Yazılı metinler bakımından benim ulaşabildiğim bunu ilk söyleyen Sokrates. Yaşadığı dönem milattan önce 2000'leri buluyor. O kadar eski. O öyle diyor. İnsan diyor sadece Sparta'nın yaşadığı mıntıkanı değil, bütün kainatın bir parçasıdır. Yaşadığı evrenin. Oradan başlıyor. Sokrates'in derdi de o. Bölünüp parçalanmayın, ufalanmayın, birlik olun. Yoksa rüzgarınız gider. Hedefiniz neyse amacına ulaşmaz. 2000 milattan önce
İsa sıfır kabul ediliyor. 500 yıllara bakarsanız bunu Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın, birlik ol, rüzgarınız dağılmasın. Şimdi 2000'li yıllardayız. Barış Manço'nun yaşadığı dönemde de bu var. Bu hemşerim memleketliyle, bu dünya benim memleket cevabı rastgele bir cevap değil. Yani Barış Manço 2000 küsür yıllık bir kavgada taraf olduğunu orada belirtiyor. Yoksa küçük olsun, benim olsun mantığındaki insan da çoktur, o da bir görüştür. Mahkum şarkısında diyor ki, koca ekmeği paylaşmak dururken tek bir lokmanın kavgası uğruna işte sonunda yalnızız baş başa kırık bir sazın son telleri gibi. Bu kafayı Barış Manço yanlış buluyor. Günlük hayatınızda tukaka diyebilirsiniz. Ulan bu layıkçılar, ulan bunlar kimci, bu savcı, bu solcu birbirinize girersiniz. Ama demek ki aslında bunlardan kitle de bıkmış ki birlik ve beraberlik istiyorum. Birlik ve beraberlik olmazsa istediğiniz kadar başarılı olun kendi alanınızda, o iş tamamına ermez. Bu aynen şuna benzer. Bu beş parmak, ben bunu bir ara bu hareketi yaptım. Yani çok olay oldu, televizyonlar defalarca gösterildi. Bak, bu Türk olsun, bu Kürt olsun, bu Laz olsun, bu Çerkez olsun, bu da diğer etnik kökenler olsun. Bu şekilde bir iş görür. Birisi gelir bunları tek tek sökebilir mesela. Ama bu beş etnik köken parmak şu hale geldi miydi, bu Türk milleti olur mu? Tarih boyunca bütün düşmanlarını bu yumruk sayesinde devirmiş, engelleri böyle aşmış. Bu şekilde Türk milleti olmaz. Bu parmaklar ayrı ayrı durur durursa. Birlik, beraberlik dendiği vakit bütün böyle geniş çerçevede bakmak lazım. Koca ekmeği paylaşmak dururken. Ya fabrikalar kuracağız, sanayiler kuracağız. Herkes kendi dükkanında üretime çalışmayacak. Oralardan yani bağlantıyı kurmak lazım. Senin etnik kökenin şu bu kavgasına girmemek lazım. Sanatta da bu, siyasette de bu, sporda da bu, felsefede de bu, eğitimde de bu. Biz hep böyle olacağız. Mutlaka ki farklı görüşlerimiz olacak. Her zaman olamayabiliriz ama hedef bu olması lazım. Hiç yapamazsak askeri kabullerle birleşeceğiz. Hiç yapamazsak askeri kabullerle birleşeceğiz. Ya Mustafa Hoca ne güzel anlatmışım ya. En son ne dedim? Hiç yapamazsak askeri kabullerde birleşeceğiz ve o şekilde ipe hep beraber sımsıkı sarılacağız. Eğer askeri kabullerde de birleşemezsek oho hiçbir şekilde mümkün değil. Kıyamete kadar bu iş sürer. Evet. Eğer ki bu böyleyse Mustafa Hocam, Türkiye Cumhuriyeti bir Allah'ın ipi projesi olmuş oluyor. Sen bu Ramazan programlarını yapalım demeden önce ben Yatağan Baba ile Nutuk ve Günlük programına başlamıştım. Belgesel dizisi. Atatürk'ün Nutku'nu Günlük'le beraber okuyorum. 19 bölüm yayınlandı şu ana kadar. Onu izleyenler hatırlarlar. Diyorlar ki Osmanlı battı batıyor. Biz Tekirdağ Cumhuriyeti kuralım. Tekirdağ'ı kurtaralım. Hı hı. Bu taraftakiler diyor ki biz Kürt devleti kuralım. Osmanlı battı batıyor. Yukarıda Pontus Rumlar aynı şeyi söylüyor. Bu tarafta dinciler aynı şeyi söylüyor. Herkes kendi çitini gerip bayram dikmeye bakıyor. Böyle paramparça olmuş bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk Tekirdağ'ı, Karadeniz'i, Güneydoğu'yu, İç Anadolu'yu, o etnik kökeni, bu etnik kökeni hepsinin hep birlikte sımsıkı Allah'ın ipine sarılmasını sağlıyor siyasi anlamda. Hani ayetin hayata dokunmasından bahsediyoruz ya. Evet. Bir, laiklik ilkesi demiştim. Bunun şartı, koşulu olabilmesi. Bir de işte tarihteki bir örnek, paramparça olmuş bu toplumu hep birlikte bir ipe yapışmalarını sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyerek.
O bakımda ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün bu projesinde bir Allah'ın ipine sarılma projesi olarak görüyorum. Doğru. Doğru. İlkeler, ilkeleri dikkate alırsak aynı ile doğrudur. Bu programımızda Mustafa Hoca izleyenler öğrendi ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek Kur'an'daki programda baştan beri anlattığımız verileri kanıt göstererek Yaşar hocamızın dediği gibi hukukun egemenliği oluyor. Yani Allah'ın ipine sarılmak deyince Müslümanlar bunu anlayacaklar. Hakimiyet hukuk ilkelerindir. Kralın değildir. Padişahın değildir. O veya bu donu düşük tarikat şeyhinin değildir. Peygamber'e Kur'an'da dediği gibi insanlara danış diyor. Ülkedeki meseleleri çözerken aranızda halledemezseniz hükmü Allah'a bırakın. Yani Allah insana ülke yönetiminde hüküm koyma yetkisi veriyor. Ve bu hep beraber olacak. Bütün insanlara fikrini söyleyecek. Ortaya bir hukuk çıkacak. Hakimiyet hukuk olacak. Aklın gereği budur. Eğer sorumluluk verilip de sorgu, imtihan gündeme geliyorsa eğer Allah'ın bunu yapmasından başka yolu mümkün görünmüyor. Yani beni sorumlu tutacak bir kudret bana sorumluluk verip bu işi nasıl yaptığıma bakması lazım. Gayet net. Ama işi kader bağlamında öyle bir problemli hale getirdiler ki tabiri caizse Allah'ı psikopat zalim bir kudret haline koydular. Yani adam bir melanet işliyor. Diyor ki Allah onu öyle takdir etti. Kardeşim o zaman öyle takdir ettiyse bu nasıl bir kudret? Beni nasıl sorumlu tutuyor? O zaman ben hiçbir şeyden sorumlu değilim. Ne yapıyorsam senin sorumluluğundan kaynaklanıyor. İşin içinden çıkarım. Zaten insanların pratikte bu kadar gevşek davranmasının sebebi de o. Her türlü herzeyi yiyip ondan sonra da diyor ki efendim Allah'ın takdiri. Yani Allah'ın kolu olun dedik ya. Evet. Allah'ın kolu olun. Allah bana yardım edin, ben de size yardım edin diyor. Evet. İnteraktif, karşılıklı bir münasebet söz konusu dünya planında. Allah ilkeleri koyuyor. İdeal olanı gösteriyor ve bunun için insanı teşvik ediyor. Diyor ki böyle yapın. Size bu konuda ben bunu tavsiye ediyorum. Bununla mutlu, doğru, iyi, güzeli yakalarsınız. Aynen. Başka türlü mümkün değil. Adam 10 tabak yemeği yiyor, içiyor. İftarda iğrenç bir şekilde geğirip ondan sonra elhamdülillah deyip Allah olmayanlara versin diyor. Ya böyle bir ya. Allahsız laf olabilir mi? Allah olmayanlara versin ne demek? Ulan sen Allah'la dalga mı geçiyorsun? Allah olmayanlara versin değil. Allah sana zaten ne yapılması gerektiğini söylemiş. Sen onu yapacaksın. Onu sen yapacaksın. Ondan sonra da işin içinden çıkıyor. Diyor ki ben Allah'ın bakmakla yükümlü olduğu şeyi benim sorumluluğum değil. Ben diyor ben şey yapacak değilim. Şimdi nasıl bir yere varılacak? Sen bugün kapitalizm
şu bu falan dediğin ülkelerde çok daha insani uygulamaları görüyorsun. Bugün Müslüman dünyaya göre kıyasla. Sosyal demokrasi adına. Yani kapitalizmin zirvesi olan ülkelerde öyle uygulamalara rastladım ki ben ağzım açık kaldı. Yani öyle bir yere geliyor ki adamlar diyor ki yani bunu biz üstünü örtemeyiz. İnsanların bu şeyini hakkını gasp edemeyiz. Buna bu imkanları vereceğiz. Neymiş efendim? Adı kapitalist. Ya bizden daha kapitalist var mı bu kafayla? Doğru. Adamın umurunda değil. Adamın umurunda değil. Yani orada 50 liranın hesabını yapıyor adam. Ama bilmem nesinin keyfine trilyonları harcamayı şey görebiliyor. Diyor ki ben kazandım, benim hakkımdır diyor. Ben şey yaparım. Öteki taraftan kurtlu mercimek, kurtlu makarnayı kameralar eşliğinde insanlara önüne atarak köpeğin önüne yal koyar gibi koyuyor. Oradan da şov yapıyor Allahsız kitapsız. Geçen şimdi, hafta izlemeyenler tekrar işin daha da kötüsü ve buna da insanlar prim veriyor. İşin facia noktası budur. Siz bunu mazur, meşru görüp adam ekmeğim yok, bilmem neyim yok, açım, ölüyorum, bitiyorum diyor. Ondan sonra da diyor ki olsun diyor, ben diyor yarın bir gün şöyle olacağım, böyle olacağım, şahlanacağız, bilmem ne olacağız, bilmem ne edeceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Yani düzen böyle kurulduktan sonra alan memnun, satan memnun. Biz nelerden bahsedeceğiz artık? Yani neden bahsedeceğiz? Bunun düzelebilme emaresi mümkün mü? Yani öyle bir şey görülebiliyor mu yani şu şartlar altında? Hayır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla şey yapmayacaksak istiyorsan çok fazla daha uzatmayalım. Tamam, uzatmayacağız. Bir kapanış günü göstereyim Yaşar Nur hocamızdan. Değerli izleyenler, biz nelerin olması gerektiğini Mustafa Hoca ile anlattık. Hukukun egemenliği, hukukun üstünlüğü. Fakat bugün Türkiye'yi ne yönetiyor? Tarikat kafası. Evet. Meclisimiz adeta Yaşar Nur Hoca'nın ifadesiyle Tarikatlar Konfederasyonu'na dönmüş. Doğru. Dönmüşse burada bir araya gelirler, kavga ederler. Kimin gücü kime yeterse beraber ayrı ayrı fark etmez. Bunların borusu öter. Hep birlikte olmaz. Bu tarikatların kabulleri ülke yönetir. Ve Türkiye hiçbir şekilde Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılamaz. Sarılabilmesi için programın başından beri anlattığımız gibi hukukun üstün olması lazım. Tarikatların değil. Evet. O zaman Mustafa Hocam, Ayet Hocamızdan tekrar dinleyelim. Kapanış onun olsun. Ben izleyenlere çok teşekkür ederim. Sen de kapanış konuşmasını yap, buyur. Ben de teşekkür ediyorum. Bu programın güzel bir şekilde sona erdiriyoruz. Umarım izleyicilerimiz de memnun kalmıştır. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun diyorum.
Birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanıydınız. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki doğruya ve güzele yol bulasınız. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın.